Evet değerli izleyenler, yine bir programda sizlerle beraberiz. Efendim, daha önceki bölümümüzde BioFerropoint firmasının biyoloji ve biyoteknik mücadele ile ilgili çalışmalarını çok değerli hocalarımız Profesör Doktor Levent Ünlü ve Doçent Doktor Ertan Yanık ile konuşmuştuk. Tabi o işin teorik kısmıydı. Şimdi de Doçent Doktor Ertan Yanık hocamla BioFerropoint firmasının tabiri caizse kozmik odasına gireceğiz. Bakalım üretimleri nasıl yapıyorlar? Hangi böcek hangi üründe kullanılıyor? Sizlere göstermeye çalışacağız. Çok değerli Ertan hocamız bize yardımcı olacak. Ertan hocam hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. Daha önceki bölümümüzde Levent hocamla beraber biyolojik ve biyoteknik mücadelenin önemini konuştuk. Nasıl yapılması gerektiğini konuştuk. Nelerle yapıldığını da inşallah bu bölümle taşlandıralım istedik. Bu ikinci bölümü de o yüzden yapmak istedik. Bakalım hangi böceklerle çalışıyorsunuz? Bize böceklerin de özelliklerini anlataraktan odalarımızı bize gezdirirseniz tamam. Değerli üreticilerimize böceklerin nasıl üretildiğini anlatalım efendim. Peki, hoş geldiniz evet, diyelim. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Buyurun geçelim değerli izleyenler. Evet hocam sizleri dinleyelim. Şu an birinci odadan başladık. Burada hangi işlemler yapılıyor? Burada hangi böcekler üretiliyor? Buradaki bu odadaki çalışmalarınızı sizden dinleyelim efendim. Buyurun. Şimdi faydalı böceklerimizi üretebilmemiz için özel koşulların olduğu odalara ihtiyacımız var. Bu özel koşullar nedir? Sıcaklığın sabit olması, nemin sabit olması, aydınlanmanın sabit olması, örnek vereceksiniz bizim çalışmalarımız 25 derece artı eksi 1 santigrat derece sıcaklıkta, %60 %70 nem aralığında, 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık odaların sağlandığı, otomasyon sisteminin sağlandığı, burada gördüğünüz gibi raflı aydınlatma sisteminin olduğu odalarda yetiştiriyoruz. Bizim tabii burada bir numaralı odamız var, 2, 3, 6 farklı odamız var. Bunlar birbirine benzer odalar. Burada bir odamız soğuk hava deposu olarak kullandığımız odamız var. Orada da gerektiğinde böceklerin belli bir süre depolanmasını sağlıyoruz. Tabii her böceğin yetişebilmesi için farklı besinlere ihtiyacı var. Bunu biz laboratuvarda kitle halinde yani çok sayıda üreteceğimiz zaman bu böceklerin burada en ucuz şekilde ve en kolay şekilde nasıl üretebileceğiz? Bunlar çok önemli kitle üretimde. Çünkü çok miktarda böcek üreteceksiniz. Maliyetlerin en düşük olabilmesi için bunların iyi bilinmesi gerekiyor. Tabii bunlarda da bilinmesi derken üretim teknolojisi ayrı bir konudur böceklerde. Nasıl bir fabrikada makineler vardır, onun teknolojisini geliştirirsiniz, oradan malzemeyi üretirsiniz. Burada da böceklerle ilgili de bir üretim teknolojisi vardır. Bununla ilgili böcek hangi besinle beslemeniz gerekir, ne kadar, nasıl bir ortamda beslemeniz gerekir, nasıl bir kapların içerisinde beslemeniz gerekir. Bunları beslediniz, ondan sonra ne kadar süre depolayabilirsiniz hani gerektiğinde gerekli miktarda böcek elde edebilmeniz için. Bu da bir ayrı bir teknolojidir. Bunları beslediniz, çoğalttınız, ondan sonra onları oradan toplayıp, ambalajlayıp üreticiye hemen sunmanız gerekir. Bu ayrı bir teknoloji gerektirir. Ondan sonra onların nakliyesini sağladınız ve orada salımını gerçekleştireceksiniz. Salımının ayrı bir
teknolojisi, bilgisi gerekir. Tabii bu bilgiler sır bilgilerdir. Yani üretim, bir böceğin üretim teknolojisiyle ilgili bilgiler, genellikle hiçbir yerde buna ulaşamazsınız. Biz buna nasıl ulaşıyoruz? Biz kendimiz tabii bu konuda, ben doktora da, böcek üretimi konusunda doktora da yapmış durumdayım. Böceklerin üretimlerini biliyoruz. Fakat bunların üretim teknolojisi, yani çok miktarda üretim teknolojisi nasıl olacak, bunları araştırarak, yani Ar-Ge'sini yapmak durumundayız. Biz bulunduğumuz bu odalarda hem bu böceklerin üretimini gerçekleştiriyoruz, hem de bunların Ar-Ge'sini gerçekleştiriyoruz. Hocam, böceklerin teknolojisinden bahsettiniz. Bu böceklerin teknolojisi dünyada farklı farklı mı? Yani her firma veya her profesör, doçent, sizler gibi farklı bir yoğurt yeşiniz mi var? Evet. Şimdi farklılık nereden? Böceğin beslendiği miktar, beslendiği besin aşağı yukarı bellidir. Buna mesela bir böceğimiz un güvesi dediğimiz Efestia kühneyerlerinin yumurtasıyla besleniyor. Bu dünyada bilinen bir şey, ağ böceği. Fakat o böceği hangi kutuda, nasıl bir ortamda yetiştirmeniz gerekiyor? Yoğunluğu bir kutunun içerisine o böcekten kaç tane koymanız gerekiyor? Kaç gün içerisinde o böcek yumurtalarını bırakıyor, ergin hale geliyor? Bunların ayarlanma süreci. Ondan sonra o verdiğiniz besinden ne kadar tüketiyor? Sizin ona günde ne kadar besin vermeniz gerekiyor? Bunların bilinmesi, işte teknolojisi orada devreye giriyor. Bunların hani yetiştiği ortamda bir kutunun içerisinde acaba 500 adet mi birey olması lazım? En ekonomik bir şekilde biz ondan çok miktarda böcek elde ederiz. Ya da 200 tane mi olması gerekiyor? Yani çok böcek çok fayda anlamına gelmiyor. Aynen, yani aynı ortamda yetiştiriyor. Bir de bu böceklerin bazılarında yamyamlık dediğimiz, kanibalizm, yamyamlık diye bir özellik var. Bunlar yumurtadan çıkan yavruları birbirlerini yiyorlar mesela. Aynı kutu içerisinde, mesela bir kutu içerisine, yetiştirdiğiniz kutu içerisine koyduğunuz bu yavrular, eğer ortamını iyi ayarlayamazsanız birbirlerini yiyorlar. Yani siz bunun içerisine, bu bir kutunun içerisine 1000 tane yumurta koydunuz, faydalı böceğin yumurtasını koydunuz. Ondan beklersiniz ki 1000 tane ergin elde edeyim. Ama bu böyle olmayabiliyor. Ha, doğal ölüm oranları var. 1000 tane koydunuz. Belki bundan 800 tane ergin elde etseniz gayet iyidir. Ama bir baktınız 300 tane ergin elde ettiniz. Ne oldu burada? Bu böcekler birbirlerini yedi. Eğer yeterince besin vermediyseniz, besin verdiniz ama ortamı farklı. İşte bunların hepsi birer teknolojidir. Yani bunlar araştırılaraktan, deneyerekten ortaya çıkar. Burada çünkü kitle üretim yapıyorsunuz. Kitle üretimde ekonomiklik çok önemli. Yani en az masrafla en fazla ve en kaliteli böceği elde etmek önemli. Bu da işte onun bir örnek verdiğimiz o teknolojisi. Yani bu teknolojiler, işte bu rakamlar, bu sayılar, ondan sonra bunların işte nasıl toplayacağımız, ergin oldu toplayıcı nasıl ambalaj yapacağımız, bunlar geliştirilen şeyler. Bunları ticari olarak üretim yapan firmalar, hatta onların üretim odalarına, üretim yerlerine giremezsiniz bile. Evet, şu an biz bir ilki mi gerçekleştiriyoruz? Bizimkisi hani daha henüz yeni başlangıç. Hem üretimi yapıyoruz, hem Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz. Hani daha geniş, daha büyük ortamlara geçtiğimiz zaman tabii ki bunda bir sınırlandırma, sırlar mahremiyet olacaktır. Aynen. Diyorsunuz. Yoksa iş şey olmaz. Evet hocam, bu odada neler yapıyoruz? Burada kaç çeşit şu an böcek var? Evet. Hangi biz, işlere yarıyor? BioFerroPoint şirketimiz olarak 2001 yılında kurulduk. 2021 yılında pardon. Daha bir senemizi doldurmadık. Ama bayağı bir yol aldık. Kurulduktan sonra işte Konya, Selçuk Üniversitesi Konya Teknokent'te
Antalya merkezli ama üretim yerimiz Konya Teknokent'te yer almakta. Burada üretim odalarımızı, tesislerimizi kurduk. Birkaç ay içerisinde Temmuz 2021'den itibaren de faydalı böceklerimizi getirerekten onların üretimine başladık. Yaklaşık 3,5 aylık bir süre içerisinde şu an için 5 adet farklı faydalı böceğimizi üretimini yapıyoruz. Aynı zamanda bunların besini olarak kullandığımız laboratuvarda yani bu ortamları kullandığımız 3 farklı da zararlı dediğimiz ya da onların besini olan böcekleri üretimini yapıyoruz. Bu böceklerden neler var? Bizim hedefimiz şu an için açık alandan ziyade seralar için. Seralardaki biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceklerin üretimini yapıyoruz. Onunla başladık bu işin içerisine. Tabii bizim burada gördüğünüz odalar şu an için küçük. Neden küçük? Şu an için yeni başladığımız için hem bunların üretimi hem Ar-Ge'sini yapıyoruz. Bu odalarda, bu ortamlarda kısa sürede bunları geliştirdikten sonra daha büyük alanlarda üretimimizi yapacağız. Hem Ar-Ge'sini yapıyoruz hem ruhsatlandırma çalışmalarını yapıyoruz. Daha sonra da daha geniş alanlarda bu üretimini yapacağız. Peki ürettiğimiz böcekler hangileri? Seralarda ağırlık veriyoruz, verdiğimizi söylemiştik. Seralarda domates küvesi önemli bir zararlı. Domates küvesinin yumurta ve larvalarıyla beslenen Nesidiocoris tenuus adında faydalı böceğimiz var. Predatörümüz, avcı böceğimiz. Biz onu üretiyoruz bu odamızda. Bu böceğimiz ne yapıyor? Bu böceğimiz sokucu emici ağız yapısına sahip. Yani iğnesi var. İğnesiyle zararlı böceğin işte tutanın yumurtasını yedir, larvasına iğnesini batıraraktan onun iç muhteviyatını emerekten besleniyor. Dolayısıyla onu öldürmüş oluyor. Mikroskopta gördüğümüz görüntü. Evet, içerisinde gördüğümüz bu böcek. Yani vücudumuza konsa şaplağı yer öldürürüz yani ama faydalı böcek. Yani aynen, bütün bitkiler üzerinde gördüğümüz bütün böcekler zararlı değil. Bunlar, bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bu böcekleri çok üretiyoruz. Acaba salım yapıyoruz, bir zararı olur mu? Hayır. Bunlar zaten bizim bu faydalı böcekler, burada ürettiğimiz faydalı böcekler zaten doğada var olan böcekler. Biz bunları doğadan alıp burada çok miktarda üretiyoruz. Daha sonra uygun zamanda, uygun miktarda böcekleri salım yapıyoruz. Saldığımız ortamda besinini bulduğu müddetçe bunlar orada yaşar ama ortamda besin kalmadığı zaman ölür. Hayatiyetini o şekilde devam ettirirler. Bu hem tuta, Nesidiocoris tenuus, domateste hem tuta zararlısı için, yani domates küvesi için hem de beyaz sinek için. İkisiyle de beslenir. İkisiyle de domateste, işte patlıcanda beyaz sinek zararı varsa bu tür ortamlara bu böceği salımını yaparaktan mücadele yapmış oluyoruz. Tabii bu böcekleri alıp hemen salayım şeyi yok. Ondan önce ön bazı tedbirler almamız gerekiyor. Onlar çok önemli. Onları yapmazsak bunun bir faydasını göremeyiz. Bunlardan bir tanesi nedir? Seralarımızın mutlaka havalandırmalarının böcek tülüyle kaplı olması gerekir. Bu birincisi. Tuta zararlısı için Nesidiocoris böceğini salmamız açısından. Bir diğer önlem, fideliklere haber vermemiz gerekiyor. Fidelikler bunu ilaçlamaması gerekir, fidelerini, domates fidelerini. Siz ilk bölümde fidelerden de aynen, başlanması gerektiğini ifade aynen ettiniz. Gerekirse ya, eğer bu yapılabilirse fideliklerdeyken bu böceği belli kafesler içerisine koyup böceği salım yapıp bu böceğin o fidelere yumurtasını bıraktırıp daha sonra seraya fideleri şaşırtabiliriz. Eğer bu yapılmadıysa yine fideliklerden tabii mutlaka ilaç kullanmamalarını söylememiz gerekiyor. İlaç kullanamayan, pestisit yani böcek ilacı kullanılmamış fideleri seramıza diktikten sonra
feromon tuzaklarıyla beraber bu böceği de salımını yapmamız gerekiyor. Yani mutlaka feromon tuzakları, böcek tülü ve böceği salımını, yani bunları birlikte yaparsak başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Evet, başka hangi böceğimiz diğer var hocam? Diğer bir böceğimiz Oryus levigatus dediğimiz faydalı diğer bir böceğimiz var. Bu da özellikle biber seralarında kullanılıyor. Trips dediğimiz zararlı böceğin doğal düşmanı. Bunu da yine bunun da diğer böceğe benzer şekilde sokucu emici ağız yapısı var. Trips zararlısına iğnesini batıraraktan tripsin içini emerekten beslenmiş oluyor, öldürüyor. Bunun da tabii salım zamanı ne zamandır? Takiplerle biber seralarında özellikle biberlerimizi diktikten sonra seraya yaklaşık 3 hafta sonra kadar, yani ilk çiçekler açılmaya başladığı zaman bu böceğimizi salımını gerçekleştiriyoruz. Hocam bir de kutular içerisindeki ürünler dikkatimizi çekiyor. Böyle saman gibi fasulyeler var. İşte bunlar o zararlının yetiştirilmesiyle ilgili teknolojisi diyeyim. Anladım. Onlar kendi onun gerekli yaşam olan ortamı. Yaşam ortamı diyelim. Bu şekilde bunu gerçekleştiriyor. Tabii bu saldığımız böcekler hani ne yapıyorlar orada? Biz av buldukları zaman kendi avlarıyla zararlı böceklerle beslenmelerini sürdürüyorlar. Oraya yumurta bırakıyorlar. Yeni nesilleri, yavruları çıkıyor. Onlar da aynı şekilde zararlı böceklerle beslenerekten burada hayatiyetlerini devam ettiriyorlar. Yani bir kere salmak genelde yeterli olabiliyor sezon boyunca, üretim sezonu boyunca. Ama Antalya bölgesi için diyelim, hani baharda Şubat, Mart gibi havalar ısınmaya başladığı zaman tabii zararlı böcekler biraz daha hızlı gelişiyor. Böyle bir durumda ilave salım yaparaktan da biyolojik mücadeleyi uygulamış oluyoruz. Diğer bir böceğimiz de yaprak bitlerinin parazitoiti. Yaprak bitlerinin parazitoit küçük, çok küçük bir arıcık diyeyim. Tabii bir o böceği yetiştirebilmemiz için de yaprak bitinin kendisini yetiştirmemiz gerekiyor laboratuvarda. Bunun içerisinde işte hıyar bitkilerini kullanıyoruz. Saksılarda bu hıyar bitkilerinde yaprak bitlerini yetiştiriyoruz. Daha sonra bunun bunları şu gördüğünüz tül kafesler içerisine üzerinde yaprak biti olan hıyar bitkilerini tül kafesler içine koyuyoruz. İçerisine de parazitoitimizi salımını yapıyoruz. O parazitoitimiz bu yaprak bitlerini parazitliyor. Yani ne yapıyor? Kendi yumurtasını, parazitoid böceğimiz, o küçücük arıcık, kendi yumurtasını yaprak bitinin içerisine bırakıyor. Yumurta bırakma borusu var. Ondan yaprak bitinin içerisine bırakıyor. O yumurta, parazitoidin yumurtası yaprak bitinin içerisinde açılıyor ve yaprak bitinin içerisini yavaş yavaş yiyor. Yaklaşık 5 günlük bir süre sonunda artık o yaprak biti hareket edemez hale geliyor. Mumyalaşma dediğimiz, kabarıp şişiyor ve dolayısıyla ölmüş oluyor. Onun içerisinde de o parazitoid arıcığımız bir delik açıp tekrar uçuyor ve bu şekilde hayatiyetini devam ettiriyor. Yani tabii siz bununla doğal bir ortam oluşturmuşsunuz. Aynen. Bu böcek için bu tür şey. Çünkü bu böceğin yetişmesi için hem bitkiyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bitkinin üzerinde yaprak bitini yetiştirmemiz gerekiyor. Yaprak bitinin üzerinde de faydalı böceği yetiştirmemiz gerekiyor. Böyle bir şey var. Tabii bu tür şeylerde de hani üretimdeki bu detaylar arttığı için de bunun da tabii üretimde zorlukları ortaya çıkıyor. İşte biz burada ne yapıyoruz? İşte bu böceği burada yetiştiriyoruz. Bunun için işte teknoloji dedik ya, bitkimizi belli bir döngü içerisinde yetiştirmemiz lazım. Onun üzerinde yaprak bitimizi belli bir döngü içerisinde yetiştirmemiz, bunların zamanlaması, miktarı,
istenilen özelliği nedir? Onu yetiştirmemiz lazım. Ondan sonra da yine parazitoyuz vereceğiz. Bunun içerisinde kaç gün tutacağız, kaç gün sonra alacağız, yenileyeceğiz. İşte teknoloji dediğimiz bunlar. Ve takipleri gerekiyor. Takipleri gerekiyor. Tabii yani üretim ayrı bir şey, üretim süreci. Bu şekilde bunlar devam ediyor. Bir diğer faydalı organımıza, dördüncüye geçecek olursak, o da kırmızı örümceğin, kırmızı örümcek yani böcek değildir ama halk arasında genelde evet, bu tür şeyler hani böcek denir. Biz de öyle diyelim. Kırmızı örümcek zararlısının predatörü yine aynı gruptan yani kırmızı örümceklerin ailesinden Phytophthisis persimilis dediğimiz faydalı bir akar. Onu üretiyoruz. Onu üretmek için de yine canlı bitkiye ihtiyacımız var. Bu canlı bitkimiz fasulyemiz. Bunu fasulyeyi üretiyoruz. Fasulyenin üzerinde kırmızı böceği bulaştırıp kırmızı örümceği üretiyoruz. Daha sonra kırmızı örümceği bizim faydalı böceğimize besin olarak vererekten faydalı akarımızı onda üretiyoruz. Yani tabii bu tür şeyler olduğu zaman üretimi biraz daha zorlaştırıyor. Beşinci faydalı böceğimiz de bu da faydalılar, faydasızları yok etmek için mücadele ediyor. Çok küçük bir aracık böceğimiz, parazitoid böceğimiz. Yani şu an gözle bile zor görebiliyorsunuz faydalı aracık. Bu ne yapıyor? Bunda laboratuvarda üretiminde un güvesi dediğimiz Efestia cunei'nin yumurtalarını kullanıyoruz. Bu parazitoidimiz geliyor. Kendi yumurtasını bu böceğin yani bu kelebeklerdir. Kelebeğin yumurtası öyle diyeyim. Mesela tuta absoluta domates küvesinin yumurtasını ya da elma iç kurdu onun yumurtasını ya da mısır kurdu. Onlar hep kelebektir onların o zararlar. Onun yumurtasını parazitler. Parazitlemesi ne demek? Kendi yumurtasını o zararlı böceğin yumurtasının içerisine bırakıyor. Ve o yumurtanın zararlı böceğin yumurtasının içerisinde o faydalı böceğin yumurtası açılıyor. Onun içiyle zararlı böceğin yumurtasının içiyle beslenerekten belli bir süre sonunda o da oradan ergin olup kabuğu kesip ergin olup dışarı çıkıyor. O da tekrar başka bir yumurtayı parazitliyor. Bu şekilde onun da döngüsü var. Bunlarda da ne yapıyoruz? İşte biz böyle küçük ortamlarda bunları yetiştiriyoruz. Daha sonra bunları belli sayıda kesip belli alanda belli yumurta sayısı var. O şekilde küçük salım kutuları içerisinde araziye salımını yapıyoruz. Tabii bu böcek çıkmadan henüz yumurtanın içerisindeyken daha sonra orada böcekler zaman içerisinde çıkıyorlar ve kendi zararlı böcekleri yumurtasını yani söylediğim işte elma iç kurdudur. Elma iç kurdu hem elmada hem cevizde mesela zarar yapar. Aynı zamanda bağda salkım güvesi dediğimiz önemli bir zararlı. Salkım güvesinin yumurtalarını da yine bu arıcık parazitler. Bunlar için de belli zamanda belli sayıda salımlar yaparaktan üretimi gerçekleştiriyoruz. Evet, 5 böceği. Şu an için 5 faydalı böceğimiz var. İlk önce biz bunları araştırıp, geliştirip, üretim teknolojisini ve ruhsatlandırmasını yapacağız. Ama ilerleyen zaman içerisinde inşallah daha farklı böcekleri de üretimimiz içerisine almayı düşünüyoruz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İlk oda için verdiğiniz bilgiler için ve ana olarak BioFerroPoint firması olarak bu 5 böcek üzerine yoğunlaştınız. Diğer odalarda hangi faaliyetler var? Değerli izleyicilerimize. Diğer odalarımızda bunun benzeri zaten. Evet. Diğer odalarımızda işte yanda 2 odamız daha var. Bunun aynısı. Üretim miktarımız arttıkça o odaları da devreye sokuyoruz.
Diğer bir iki odamız var. Orada da yine un güvesi dediğimiz Efesçe kümleyle onun üretimini yapıyoruz. 6 numaralı odamızda soğuk oda olarak onu ayırdık. Soğuk oda neden ayırdık o soğuk odayı? Onu da izah edelim. Şimdi böceklerimiz ürettik. İşte belli zamanda belli sayıda belli kalitede bizim böceğe ihtiyacımız var. Bunları üretip bir yerde depolama şansımız yok. 3 ay, 5 ay, 2 ay alıp depolama şansımız yok. Ha, biz bunun aynı zamanda üretim yani depolama teknolojisinde araştırıyoruz. Onlar üzerinde de çalışmalarımız, denemelerimiz var. Ne yapıyoruz? Bugün diyelim 100 bin böcek ürettik. Onu hemen işte atıyorum 8 dereceye alıyoruz. Tabii o böceğin özelliğine göre orada kaç gün tutmamız gerekecek? 10 gün mü tutmamız, 5 gün mü tutmamız, 15 gün mü tutabiliriz? Bu tutma sürecimiz nedir? O böceği oradan 10 gün tuttuk diyelim. 10 gün sonunda aldığımızda, salım yaptığımızda biyolojik özelliklerin herhangi bir değişiklik olmaması gerekir. Yani aynı bugünkü üretip de saldığımızla 10 gün depoladığımız saldığımız aynı işte, miktarda işte zararlıyı tüketmesi, aynı miktarda yumurta bırakması gibi yani bu tür özelliklerine değişme olmaması gerekiyor. İşte bunun içinde onun iyi araştırılması gerekiyor. Biz onu işte ayarlıyoruz. İşte diyelim ki bir böceğimiz ergin oldu. Bugün ergin oldu. 10 gün 8 derecede depolarsak bunun biyolojik özelliklerinde değişme olmadığını biliyorsak eğer, araştırmışızdır biliyorsak, bugün 100 bin böcek ürettik, depoya koyduk. 3 gün sonra bir 100 bin daha ürettik, onu da depoya koyduk. Yani 10 gün sonra bizim çünkü üretim kapasitemiz de var, önemli. Diyelim ki buranın üretim kapasitesi günlük işte haftalık 500 bin böcekse ama bizim 2 hafta sonunda 2 milyon böceğe ihtiyacımız var. Bunu nasıl sağlayacağız? İşte bir miktarını orada depolayacağız. Daha sonra salım zamanı geldiği zaman hem o günkü üretimimizi alacağız hem de depodaki üretimlerimizi alaraktan salım zamanında istenen sayıda böceğimizi elde etmiş olacağız. Evet hocam, şimdi bu 5 böcek ruhsatlandırma süreci var. İnşallah bakanlığımız da bu işe destek veriyorsa zaten hızlı bir şekilde bu ruhsatlandırma da yapılacak. Yarın bir gün burası size yetmeyecek. Antalya gibi devasa bir seraltı bölgesi var. Bu seraltı bölgesine biyolojik mücadele yapalım denildiği takdirde bu sizin ne kadar zamanınızı alacak bunu üretmek? Çünkü bir altyapı yapıyorsunuz şu anda ama bu işin üretimine geçtiğiniz anda, talep gelmeye başladığı anda ciddi rakamlar istenecek. Bu konu ne kadarlık bir süreç ister hocam? Şimdi dediğimiz gibi biz burada hani daha kurulalı bir yıl olmadı ve böceklerimizi üreteli 3,5 ay gibi bir süre oldu ve bayağı bir yol kat ettik. Ruhsatlandırma işleri de birkaç ay içerisinde, 3-5 ay içerisinde belki ya da bu önümüzdeki yıl içerisinde onlar da biter. Tabii bu işe hani birden çok miktarda bir satış ya da şey olmaz. Kademe kademe. Şimdi burada başladığımız işte küçük odalarda. Bunun bir üst seviyesi biraz daha büyük odalarda. Ama biz bunun teknolojisini geliştirdiğimiz için yatırım önemli. Yani bu tür o odaların, ortamların olduğu yatırım desteğini sağlayabildiğimiz takdirde yani çok kısa süre içerisinde istediğimiz miktarda böceği elde etme şansımız olur. Hani buna canlıyla uğraşıyorsunuz. Canlıyla uğraştığınız için işte tam net bir süre veremezsiniz ama sonuçta eğer ortamımız hazırsa böceklerimizle hızlı bir şekilde üretimini gerçekleştirerekten hani salım yapmadan sadece sayısını artırma şey yaptıran yani 3-5 ay içerisinde, 1 yıl içerisinde en fazla istenilen miktarda böceği üretebilirsiniz.
Ama tabii bu hani talepler doğrultusunda, talepler arttıkça siz de üretim kapasitesini ona göre artışını yapıyorsunuz. Zaten küçük odalar büyüyecek hale aynen. Gelir. Aynen. Evet. Şimdi diyelim ki şu odanın hacmi şu an için 6 metrekare. 6 metrekare bir odada üretim yapıyorsunuz. Buranın üretim kapasitesi bellidir. Buna göre satışlarınızı yaparsınız. Satış miktarı arttığı zaman, talep arttığı zaman bu odayı ya da odaları daha büyüterekten işleme devam edersiniz. Tabii burada satış yaparken ne oluyor? Sahada çalışan ziraat mühendisleri bir yıl öncesinden yani biyolojik mücadele uygulanacak çiftçiyle görüşmeyi yapıyor. Ondan hangi böcek, hangi üretim yapıyorsa, hangi böcekler lazımsa onların bir miktarını alıyor. İsterseniz o noktaları hocam sizi fazla ayakta tutmayalım. Odayla ilgili şeyimiz bittiyse onu da oturarak devam edelim. Çünkü bunların kullanımını ziraat mühendislerinin de biliyor olması veya üreticilerin de biliyor olması konusu geniş bir konu. Evet. Onu da isterseniz programın bu bölümünde oturarak devam edelim. Buyurun. Evet değerli izleyenler, programımızın bu bölümünü hocamızı fazla yormayalım, oturalım diye devam edelim istedik. Evet hocam, bu böceklerin, faydalı böceklerin kullanılması konusunda ziraat mühendislerinin bir eğitim alması gerekiyor mu? Çok değerli asistan arkadaşımız mesela burada çok şanslı, böceklerin içerisinde nasıl üretildiğini biliyor, nasıl kullanılacağını biliyor ama sahadaki insanımız bunun nasıl kullanılması gerektiği konusunda bir eğitim alması gerekir mi? Önceki bölümde Levent Hocam da siz de değindiniz ama bunu biraz açalım lütfen. Buyurun. Evet. Evet, Büşra arkadaşımız da Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma'da aynı zamanda yüksek lisansını da yapıyor. Firmamızda da ziraat mühendisi olarak çalışmakta. Tabii bu yönden şanslı kendisi. Biz neyi amaçlamıştık firmamızda? Yani böcek üretiminde Ar-Ge. Çünkü bu önemli. Ar-Ge'yi yapmazsanız bir başarı şansınız olmaz. Bununla da işte Büşra arkadaşımızla başladık. Ar-Ge çalışması olarak ne olacak? Yüksek lisans şu anda derslerini bitirir, tez aşamasında. Bizim burada araştırılmasına ihtiyaç duyduğumuz bilinmeyen depolama teknolojisiyle ilgili bir böceklerimizde konu vereceğiz. Bu şekilde onu araştıraraktan tezini yapmış olacak. Aynı zamanda firmamız için ihtiyaç olan Ar-Ge'yi de araştırma geliştirmeyi de sağlamış olacak. Yani kendisi de burada üretimde de tecrübe kazanmış oluyor. Aynı şekilde az önce sorunuzda söylediğiniz gibi şimdi faydalı böceklerinin üretimi ve üretim teknolojisi bir tarafa koyarsak salım ve salım teknolojisi ayrı bir kategori. Aynen. Şimdi biz burada böceklerimizi üreteceğiz. Ne dedik? Teknolojisini geliştireceğiz. İstediğimiz zaman, istediğimiz miktarda, istediğimiz böceği elde etmeye çalışacağız. Bunun için onun teknolojisini geliştireceğiz. İstediğimiz kalitede, kalite kontrollerini yaparak bunları gerçekleştireceğiz. Üretim ayağı ayrı bir şey. Daha sonra onun salım kısmı, yani arazide salım kısmı, o da ayrı bir şeyde. Çünkü böceği alıp da kutusuna işte salım böceği aldık, salım kutusuna koyduk ya da direkten yapraklar üzerine bıraktık. Saldım çayıra, Mevlam kayıra diyemiyoruz. Bu konuda ziraat mühendisleri yetiştirmemiz gerekiyor, bilgilendirmemiz gerekiyor. O ziraat mühendisleri ne yapacaklar? Öncelikle talepleri alacaklar. Yani üretim sezonundan önce çiftçilerimizi, üreticilerimizi dolaşaraktan biyolojik mücadeleye hangi bitkiyi uygulayacak, onların taleplerini alacak. İşte ondan sonra bize bildirecekler ki şu zamanda şu kadar, şu böcekleri şu kadar alanda şu böcekleri kullanılacak, onlara ihtiyacımız var. Biz de üretim olarak planlamamızı yapıp ona göre üretimimizi planlayacağız. Sahadaki elemanın birinci vazifesi bu.
Bunu yaptı, dolaştı. Daha sonra işte salım zamanı geleceği zaman seralara kontrol etmesi gerekiyor. Yani dikimden itibaren üreticiyle irtibatta olması gerekiyor. Gerekli tedbirleri, ön tedbirleri, işte serada açıklık varsa tülle, sineklik tülle kapatılması gerekebilir. Başka yapılması gereken işler varsa onları yapılmasını söyleyebilir. İlaç kullanılmaması gerektiğini söyleyebilir. Daha sonra hangi işte bitkide biyolojik mücadele ajanını kullanacaksak ona göre salım geldiği zaman, zamanı geldiği zaman onu bizden talep edip böcekleri uygulayacak. Onu da ne yapacak? Belli aralıklarla seraya giderekten serada dikimi yapılan bitkileri kontrol etmesi gerekiyor. Tabii onun sayımla ilgili belli metotları var. Oradaki zararlı böcekleri hangileri var, hangileri çıkmış, miktarı ne kadar, haftada ya da 10 günde bir takip edecek, onların kartlarını işleyecek. Ondan sonra gerektiği hangi zaman gerekiyorsa onu bize bildirerekten istedilen böceği salımını yapacak. Şartları uygun şartlarda. Salım yaptıktan sonra tabii yine aynı periyotlarda takibini yapacak. Bu zaman neyin? Hem zararlı böceğin takibini hem de salım yaptığı böceğin takibini yapmak durumunda. Acaba salım yaptığı böcek orada üreyebiliyor mu? Zararlıyla beslenmiş, zararlının popülasyonunu azaltabiliyor mu? Herhangi bir sıkıntı var mı? Zararlı acaba çok sayıda mı artmış? Ha, diyelim ki zararlı çok sayıda arttı. O zaman ne yapacak? Bu salım yapılan faydalı böceğe etkisi düşük olan bir kimyasal ilaçla önce bir ilaçlama yapabilir. Daha sonra işte onun kontrollerini zaman içerisinde yapacak. Tabii bu ziraat mühendisi aynı zamanda yani bitkinin gelişimiyle de ilgili, bitki beslemesiyle de ilgili yine üreticimize danışmanlık yapmak durumunda olacak. Çünkü ne kadar bitkiyi iyi beslerseniz hastalık ve zararlara karşı daha dayanıklı olur. Bunları da bakacak. Tabii bunların hepsini yapabilmesi için onun da belli bir eğitimden geçmesi, belli bir tecrübesinin olması gerekiyor. Bu da gerekli eğitimler de verilebilir. Sahaya indiği zaman eğer tecrübesi yoksa da zaten gerekli desteklerle o tecrübe sağlandığı zaman ziraat mühendisleri de bu işi kolaylıkla yapabilir. Evet, yani bu işler aslında bu üretim başladığı zaman yani daha da arttığı zaman istihdama da önemli bir katkısı olacaktır tabii. Üniversitelerimizde biyoloji mücadeleyle ilgili bir bölüm var mı hocam? Bu konuyla ilgili ziraat mühendislerimiz eğitiliyor mu? Şimdi biyolojik mücadeleyle ilgili bölüm yok da tam özelinde bitki koruma, ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü var. Bitki koruma, bitki hastalık ve zararlarıyla ilgili bir bölümdür. O bölümün içerisinde zaten gerekli dersleri, gerekli eğitimleri alıyorlar. Yani diğer ziraat mühendisleri bu işi yapamaz mı? Yapar. Kişi kendini geliştirdiği zaman bu yani biyolojik mücadelede uygulama sahasında da tabii ki çalışabilir. Ama bizim daha çok hani tercihimiz hani bitki koruma mezunu olduğu zaman daha rahat uyum sağlar, daha kısa sürede adapte olabilir. Bu şekilde evet. Gerçekleşir. Müsaade ederseniz Büşra Hanım'a da birkaç kelime soralım. Hem bu konuda neler düşünüyor? Özellikle mi seçti biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele konusunu? Hem sizleri tanıyalım, hem kısaca zaten süremiz de kısaldı. Birkaç kelimeyle de konuya bakış açınızı almak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben Levent Hoca'da yüksek lisans yapıyorum, Büşra Can'dan. Bence biyolojik mücadele özellikle insan sağlığı için de çok önemli aslında. Hocalarımız da bahsetmişti zaten. Çünkü pestisitler özellikle kalıntı miktarları çok fazla olduğu için insan sağlığına da zararları çok fazla olmakta.
O yüzden de biyolojik mücadele, biyoteknik mücadelenin Türkiye'de daha fazla üzerine durulması gerektiğini düşünüyorum. Ama gerekli şey yok şu an hala. Hani daha gelişmesi gerektiği şeklinde düşünüyorum. Burada çalışmaktan da çok mutluyum. Hocam da sağ olsun, çok iyi anlaşıyoruz. Ülke için de faydalı bir işte bulunuyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Bu şekilde düşünüyorum. Yani yüksek lisansta başka bölümlerde, başka alanlarda seçebiliriz. Neden biyolojik mücadele? Sadece faydası olduğu için mi, yoksa laboratuvar ortamı, yani hangi şey sizi cezbetti? Zaten laboratuvar ortamında çalışmak daha zevkli. Özellikle arazi de giriyor için içine, ama laboratuvar daha eğlenceli özellikle. Aynı zamanda Levent hocam da sağ olsun çok destek oldu bana. Kendim de araştırdığımda biyolojik mücadelenin önemini daha iyi anladım. O yüzden de bu alana yönelmek istedim. İş olarak da, tez olarak da bu şekilde düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Ertan hocam, programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir ortam hazırlamışsınız. Daha ne kadar bu ortam devam edecek, ne kadar zaman sonra bu laboratuvar, bu araştırma, geliştirme alanınızı büyüteceksiniz. Onu da sizden alalım efendim kısaca. Evet. Şimdi dediğim gibi yani 3-4 aylık bir süreç oldu başlayalı. Ama bayağı bir yol aldık. Bu süreç içerisinde 2-3 böceğin üretimiyle ilgili prosedürlerin çoğunu gerçekleştirdik. Diğer iki yeni geldi, o böceklerimizi yeni topladık. Onlarla da ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yani şöyle yaklaşık bir şey verirsek, yani bir yıl içerisinde biz bunun temel şeyleri, çünkü araştırma hiçbir zaman bitmez. Araştırma bitmez, yani şu zaman her şeyini hallederiz diye bir iddiamız yok. Ama bizim üretip arazide salım yapabilecek şekilde, yani bir yıl içerisinde büyük ihtimal buranın hem temel araştırma diyeyim, yani temel araştırma geliştirme işlemlerini gerçekleştirip, ruhsatlandırma işlemlerini gerçekleştirip, bir yıl içerisinde büyük ihtimal yerimiz bize dar gelir. Aslında bu program da biraz bu açıdan önem arz ediyor. BioFerroPoint firmasının araştırma laboratuvarında hani ilk haliyle yapılmış olan bir program olması da önemli. Çünkü yarın bir gün bakacağız, bir 3-5 bin metrekarelik, belki 50 bin metrekarelik dev laboratuvarlarda yüz binlerce, milyarlarca böceğin üretildiği bir tesis haline gelebilir. Şimdi bu konuda yurt dışındaki firmaların, yani köklü firmalar, 20-30 yıldır bu işle uğraşan firmaların hikayeleriyle ilgili bazı internetten şeyleri okuyorum. Birisi diyor ki bu işe, diyor, işte babamın atölyesinin zemin katındaki bir odada başladık böcek üretim şeye. Ama şimdi bakıyorsunuz dünya çapında bir firma olmuş. Evet. Bu zaman içerisinde oluyor. Yani dünyadaki diğer firmalar bu işi hemen binlerce metrekare alanda başlamış değil. Küçük bir yerde başlıyor. Zaman içerisinde geliştirerekten büyütüyor. Bizim neden olmasın? Bizde de aynı bilgi var. Yani bizim yapmamamız için, bizim ülke olarak şimdiye kadar bu konulara eğilmememiz bence biraz iyi olmamış. Yani iyi değil yani. İnşallah bu açıyı sizler de kapatırız. İnşallah yani değerli. Bu şekilde hem insan sağlığı için, hem ülke ekonomisi için, yani biyolojik mücadele çok önemli. Mutlaka evet. İnsanlarımızın buna yönelmesi, üreticilerimizin buna yönelmesi gerekiyor ki durum yavaş yavaş biyolojik mücadeleye önem vermeye, biyolojik mücadele uygulamaya doğru da gittiğini görüyoruz. Evet, hem yerli üretim açısından, aynen, hem çok fazla ilaç ve gübre kullanımı önüne geçilmiş olacak. İnşallah bu yaptığınız çalışmalar
üreticilerimize de ışık tutmuş olacak. Yani şimdi biz biyolojik mücadele uyguluyoruz, hiç kimyasal ilaç kullanmıyoruz demiyoruz. Entegre mücadele yapıyoruz, gerektiğinde kimyasal mücadele uyguluyoruz. Aslında bunun, yani ilaç firmalarının da bunu desteklemesi gerekir. Neden? Çünkü bir ilacı kullandıkça, devamlı kullandıkça dayanıklılık kazanıyor. Daha sonra o ilacından ne kadar atarsan at fayda görmüyor. Çiftçi dolayısıyla o ilacı kullanmayacak. Ama biyolojik mücadeleyle beraber, yani gerektiğinde kullanılmış olsa, biyolojik mücadele uygulansa, ona göre hani ilaçlar geliştirilip zarar onlar kullansa, aynı zamanda yine ilaç firmaları da işlerine daha devam edecek. Çünkü bir ilacı yaklaşık 10 yıl gibi bir etkili madde, 10 yılda ruhsat oluyor bir etkili madde ve çok büyük paralar gerekiyor. Evet, aslında büyük bir pasta. O pastayı da çok kaybetmek isteyeceklerini düşünmüyorum. Aslında sizin yaptığınız çalışmalar da belki çok olumlu bulmuyorlardır ama biz olumlu tarafından bakıyoruz. Üreticimizin ekonomik olarak ürün üretmesi ve tüketicinin de sağlıklı bir şekilde ürün yiyebilmesi, tüketebilmesi bizim için en önemlisi diyoruz. Hocam, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Büşra Hanım, size de başarılar diliyoruz. İnşallah başka programlarda biyoloji ve biyoteknik mücadele ile ilgili umuyoruz yeniden bir araya geliriz. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağlık. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Evet değerli izleyenler, BioFero Point firmasının laboratuvarında çok değerli hocamız doçent doktor Ertan Yanık ile ve yüksek lisans öğrencimiz Büşra Hanım'la güzel bir sohbet olduğunu düşünüyoruz. Biyoloji ve biyoteknik mücadelede hangi faydalı böceklerin hangi işlerde, hangi ürünlerde kullanıldığını ve laboratuvar ortamlarını bizlerle paylaştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Birinci bölümde Levent Ünlü hocamla beraberdik ve bu bölümde de Ertan Yanık hocam da bize laboratuvardaki çalışmalarını kısaca da olsa anlattılar. Efendim, yine bir programın sonuna geldik. Yayında, yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarımız adına, başta Alper Köse olmak üzere teşekkür ediyoruz ve bir başka yerde, bir başka programda buluşuncaya kadar hoşça kalınız efendim.